Yılan dedik de oradan şuna geçeyim, gübreye geçeyim. Evet. Şimdi çiftçinin iki dostu var. Bir yılan, iki yarasa. Şahin, o da faydalı. Sansar, bu da faydalı. Şimdi eskiden insanlarımız doğadaki canlıya, cansıza Allah'ın yarattığı mübarek varlık diye dokunmazdı. Şimdi maşallah ne varsa öldürüyorlar. Adam arabayla mesela Kayseri'den Sivas'a gidiyor akşam. Yolda gözleri böyle fıldır fıldır dönüyor. Bir tavşan görsem de hemen durdursam da vursam. Bu ne ya? Hemen arabasını durduruyor. Elinde tüfeği de tabancası da hazır. Koşuyor tavşanın peşine. Her şeyi bırakıyor. Ya bu vahşet, bu öyle şey mi olur? Yani hiçbir şey kalmadı doğada. Mahvettik. Şimdi köylünün dostu yılan en önemli dostudur köylünün. Yarasa, şahin, sansar bunlar çevredeki fareyi yok eder. Doğadaki dengeyi düzenler. Siz yılanları yok edersiniz ne olur? Köyünüzü fareler basar. Bundan bir sene önce ödemiş Aydın. Aydın mı İzmir mi? Ödemiş. Ödemiş'in bir köyü Bozdağ. Bozdağ'ın yamaçlarında 3 tane köy var. Yılanlı köyü, Hacılar köyü bir tane daha var. 3 köy. Bu 3 köy insanı adı üzerinde Yılanlı köyü. Yani çok yılanı varmış köyün. Ama insanlar o kadar tabiattaki yılanı öldürmüş ki yılan kalmamış. Köyü fareler basmış. Evet, gazetede burada yayınlandı. Gazeteden haber var. Bunlar da fareyi öldürmek için 600 kilo fare zehiri. Fare zehiri bütün tarlalara, dağlara, tepelere fare zehiri koymuşlar. Nereye gidiyor bu fare zehiri? Yağmur yağdığı zaman toprağını zehirliyorsun. Zepseyi, meyveyi zehirliyorsun, kendini zehirliyorsun. Yani bilinçli olmak lazım. Atıyorsun fare zehirini, kendini zehir. Yılan öldürürsen fare çoğalır. Bu kadar. Farelerden birkaçı ölünce diğer fareler o zehri yemiyor. Biliyor. Uyanık, akıllı hayvan. Yemiyor. Fare zehirini yemiyor. Ne oldu? Kat kat fareler arttı. Ama yılanlar o kadar akıllı değil. O zehri yiyor. Ne oldu? Yılanlar hep ölmüş, fareler çoğalmış. Şimdi bunlar Tarım Bakanlığı'na, Tarım İlçe Müdürlüklerine diyorlar ki aman bizi kurtarın. Nasıl kurtaracak? Yılan besleyeceksin. Almanya'da 5 milyona yakın evde insanlar böyle akvaryumlarda yılan besliyorlar. Ben bir aileye ziyarete gittim. Sohbet sırasında akvaryum içerisinde şöyle küçük bir yılan. Aman Allah'ım burada yılan mı var dedim. Dedi ki o çok zehirli aman ona dokunma. Ama şu arkadaki yılan dedi koltuğun altındaki zehirsiz. Korkmana gerek yok dedi. Bir baktım 3 metre uzunluğunda koskoca bir yılan. Ne yapıyorsunuz yılan dedim. Benim hobim dedi. Yılan besliyorum dedi. Yılan besliyor çeşit yılan besliyormuş. Kaçmak istedim kaçma dedi. Tehlikeli bir şey yok dedi. Bunlar zarar vermez dedi. Zehirlisi var zehirsizi var. Türkiye'de 56 çeşit yılan var. Bunlardan 5-6'sı hariç diğerleri zehirsiz. Mesela eskiden bizim köyde bir iki katlı evimiz bir de tek katlı evimiz vardı. Tek katlı evin bir odasında ambar vardı. Bu ambarda buğday. Yan tarafında çuvarlarla efendim fındıklı, fıstıklı, cevizli, efendim baklaydı vesaire, kuru fasulye bulunurdu yani. Fare diye bir şey yoktu. Çünkü bizim samanlıkta iki tane yılan vardı. Kara yılan, siyah yılan. Böyle uzun, büyük büyük. Biz olmadığımız zaman evin içinde dolaşırlardı. Biz eve içeri girince çekilirlerdi kenara. Biz korkmazdık, alışmıştık. Onlar bize, biz onlara. Sonra komşular der ki biz size gelemiyoruz, yılanlar var. Atın o yılanları. Bir iki, bir iki. Babam dedi ki iyi tamam okey. Aldı yılanları götürdü başka bir yere attı. Birkaç ay sonra fareler bastı. Ne oldu? Babam dedi ki ya çok kötü yaptık. Artık dedi dışarıdan da yılan getiremeyiz. Zehirli mi, zehirsiz mi bilemiyoruz. Ne yapacağız? Ambarı kaldırdı. Çuvallarla orada bütün efendim cevizli, fındıklı, fıstıklı ne varsa hepsini kaldırdı. Dedi ki
Bundan sonra artık kilo kilo alacağız. Böyle metal kaplara koyacağız. Fare girmesin diye. Yani doğada her şeyde bir denge var. Allah her şeyi denge üzerine yaratmış. İnsanlar dengeyi bozuyor.